gerçekleştirdi. Tarihi Kayseri Kalesi içerisindeyiz. Çok önemli tarihsel bir mekan içerisinde bir tarihi sergileyecek bir alan inşa edildi burada. Teşhirde şu anda yaklaşık 1789 tane eserimiz var. Göztepe Parkı'nın karşısında eski müzemiz bu. 1969 yılından beri hizmet veren bir bina. Artık bina alanında yeterli olmamaya başladı. Bu nedenle müzenin buraya taşınma kararı alındı. Eserimiz var. Bu eserlerin büyük çoğunluğu Kültepe gibi önemli bir değere, yani tarihi alanda yıllarca yapılan kazılardan buraya taşınmış. Bunun bir bölümü Ankara'nın Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne götürülmüş. Ama müzemizde de yeterli sayıda Kültepe'ye ait eser var. Ancak aynı durum Selçuklu için geçerli değil. Yakın zamanda, bundan yaklaşık 5 yıl öncesinde Kayseri'de bir de aynı zamanda Kekubadiye Sarayı gibi bir Selçuklu Sarayı'nda kazılar başlatıldı. Buradan da çok sayıda eser çıkmaya başladı. Bunların bir bölümü de müzemize teslim edildi ve şu anda Teşhir'deki yerini aldı. Yani Kayseri uzun bir tarihsel geçmişe sahip ve biz bu sürecin hemen hemen her evresinden bir esere sahibiz. Şu anda müzemizde daha çok Kültepe ağırlıklı eserler mevcut. Selçuklu'da artık Kekubadiye Sarayı gibi büyük bir değerimizden gelen eserlerle zengin olacak inşallah. Müzemizdeki teşhirdeki eserlere baktığımız zaman kalkolitik dönemden itibaren yaklaşık milattan önce 5500 yıla kadar uzanan uzun bir süreçten bahsediyoruz. Hemen hemen her evreyi içinde yer alan eserlerimiz mevcut. Başlangıçta kalkolitikte giriyorsunuz. Diğer evreleri sırayla görüyorsunuz. En son Osmanlı dönemine ait eserleri görüp müzemizden ayrılıyorsunuz. Böyle bir düzenimiz var müzemizde. Tamam. Müzemizde öncelikle bir ihtisas kütüphanesi var, konferans salonu var, çocuk eğitim alanları var, atölyesi var, laboratuvarlarımız var. Yani burası sadece bir insanlığın gelip de bir eser görebileceği bir yer değil. Aslında her anlamda bir kültür merkezi. Yani kitap okumak isteyenleri de bekliyoruz, konferans dinlemeye gelenleri de bekliyoruz. Yani çocuklarımızı burada çeşitli alanlarda eğitim aldırmak için bekliyoruz. Yani her açıdan bütün insanlarımız burada faydalanabilir. Yani küçük çocuğu olanlar da, büyük yaşlı olanlar da her açıdan kendine ait bir şey bulabilir.